Herkese iyi akşamlar. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezimizde bugünkü konuğumuz, ikinci konuğum Profesör Doktor Sayın Oğuz Ceylan. Hoş geldiniz Sayın Hoş Hocam. bulduk Sayın Olcay Hanım. Teşekkür ederim. Tabii konularımız ve konuklarımız işte her söyleşide farklı. Bugün de koruma konusunu sizlerle birlikte değerlendireceğiz Sayın Hocam. Memnun Müsaade ettim. ederseniz Estağfurullah. çok kısa bir Tabii. özgeçmiş. Aslında tabii sayfalara sığmayacak bir özgeçmiş ama ben akademik Estağfurullah. sayfanızdan çok kısacık anlatıp aslında bir an önce sizin Hayır. harika sunumunuzu dinlemek istiyorum. 1977 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olan Oğuz Ceylan, 1989 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamlamıştır. Pek çok projenin röle ve restorasyon projesinde aktif görev almış, ulusal ve uluslararası platformda yayınlanmış çok sayıda yayını mevcuttur. Mimar Sinan Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Sinan Üniversitesi'nde bilgi ve tecrübelerini öğrencileriyle paylaşmaktadır. Aslında tabii bu çok rafine ve özet bir bilgi olmuş. Aslında Sayın Hocamla benim de içinde yer aldığım birçok önemli ve başarılı projede beraber çalışma şansına sahip oldum. Benim için de çok önemli çalışmalardı. Kendisinden her zaman çok şey Estağfurullah. öğrendiğim, örnek aldığım çok değerli bir hocam. Tekrar hoş geldiniz diyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam koruma, neyi koruyoruz, niye koruyoruz, hep konuşuyoruz. Hepimizin ağzında, hepimizin eleştirilerinde bir koruma süreci var. Herkesin söyleyecek bir sözü var ama aslında işi uzmanlarından dinleyip korumayla ilgili bize ne söylemek istersiniz, niye koruyoruz? Memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum. Herkes tekrar hoş geldiniz diyorum herkese. Bu olanağı sağlayan, bu ortamı sağlayan Sayın Başkanımıza Ömer Arısoy'a çok çok teşekkür ediyorum. Tüm belediye yetkililerine, çalışanlarına, başta Olcay Hanım olmak üzere uzun süredir tanıdığım, son derece çalışkan, birlikte çalışmaktan her zaman zevk aldığım, hatta çok şantiyede beraber çalıştık. Benim Olcay Hanım bu için de öyle. davetiye için ayrıca kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi Olcay Hanım, koruma çok tabii geniş kapsamlı bir konu. Şunu söyleyebiliriz. Öncelikle neyi korumalıyız? Bunun çok iyi bilinmesi lazım. Her şeyi mi koruyacağız geçmişten gelen? Şüphesiz ki her şeyi koruyamıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Niçin koruyacağız? Bunun çok iyi bilinmesi lazım. Ve nasıl koruyacağız? Yöntemler nelerdir? Bugün ağırlıklı olarak size bu yöntemlerden bahsetmek isteyeceğim. Göreceksiniz sunumda. Niçin korumamız son derece önemli? Kuşaklar boyu aktarılıyor. 600 yıllık, 700 yıllık binalarla uğraşıyoruz. Müthiş bir sorumluluk duymamız lazım. Bunu duyduğunuz oranda başarılı oluyorsunuz. Her atacağınız adımın bir hesabının olması lazım. Çünkü yok ettiğiniz ne olur? Bu her şey olabilir. Malzeme olabilir, bir mekan özelliği olabilir. Bundan sorumlu olmalısınız gelecek kuşaklara karşı. Özellikle bir konuda tartışıyorsanız, bir yapıda bir nokta belirmişse orada tartışıyorsanız bu tartışma olanağını gelecek kuşakların da yapmasını sağlamanız lazım. Bu çok önemli. Ben şunu söylüyorum, korumada her zaman delilleri bizim yok etme hakkımız yok. Ne buluyorsak biz bunları korumak zorundayız. Gelecek kuşaklara aktarmak durumundayız. En önemli yani korumanın en önemli boyutu bu. Müthiş bir sorumluluk duygusuyla çalışmanız lazım. Biz en çok bunlara dikkat ettik şantiyelerde. Göreceksiniz bugün tüm izlerin korunması lazım. Biz bugün restorasyonu yaparken ne üzerinde konuşuyorsak bunun gelecek kuşaklara aktarılması lazım. Bunu yok etmek, örtmek bizim hakkımız değil. Yani şöyle söyleyelim, binanın kendisi çok önemli. Biz binanın gerisinde kalmalıyız. Binayı korumalıyız. Biz hiçbir zaman öne geçmemeliyiz. Yani şunu söyleyeyim, biraz daha somut hale getireceğim. Binanın üzerine bu bina bilmem kim tarafından restore edilmiştir. Plakasını bile biz asma hakkını kendimizde görmemeliyiz, göremeyiz. Bu böyle bir şey olamaz. Biz sadece bizim görevimiz korumacıların, restoratörlerin bu binayı olduğu gibi koruyup ömrünü uzatmak, gelecek kuşaklara aktarmak. Bu çok çok önemli bir kavram. Bunların çok üzerinde durulması lazım. Aslında hocam çok önemli bir konu. Yani ben de böyle kalın kalın altını çizmek istiyorum. İşin kahramanı yapı. Biz kahraman değiliz. Yani aslında bazen problem bundan kaynaklanıyor. Biz sadece bu yapının ömrünü uzatmaya hasbelkader eşlik eden şanslı insanlar oluyoruz. İşin kahramanı yapı.
Yapı kahraman olduğunda hocamın dediği, hani korumanın da koruması oluyor bu artık. İzleri, tartıştığımız konuları dahil gelecek nesillere aktarıp onlardan bu hakkı mahrum etmemek lazım. Herhalde bizim en lezzetli tartışmalarımız bu noktadaydı. Hani işte onu Tabii. ayarlamak, ekibin de tabii buna uyum sağlaması çok önemliydi. Ben hep çok böyle güzel anılarla yad ediyorum bizim bütün çalışmaları. Hakikaten çok önemli bir şeyden bahsettiniz. Yapının kahraman İsterseniz sunuma olması. geçelim. Zaten bu konuştuklarımızın görsel anlatımı sunumda. Evet, yani bu hakikaten çok rafine bir sunum. Yani ben sizden bunu hep dinlemeye ve hep zaten hep farklı bir boyutta geliyor. Her seferinde yeni bir şey öğrenmeye devam ediyoruz. Tabii koruma süreci çok dinamik bir süreç. Bunun bir sonu yok. Öğrenmenin de sonu yok. O yüzden her seferinde Tabii. dinlemekten keyif aldığımız bu sunumu Bir de sizden dinlemek tabii şunu isteriz tekrar. Olcay Hanım'a katkıda bulunmak istiyorum. Şu çok önemli. Biz birçok bilim dalıyla ortak çalışıyoruz. Birçok disiplinle. Bu da çok önemli. Fakat daima ön plana çıkan bir husus var. Onu atlamamamız lazım. Restoratör mimar yönetmek zorunda. Diğer disiplinleri. Bakın bu çok çok önemli. Bunlar inşaat mühendisi olabilir, yapı fiziği konusunda çalışan hocalarımız olabilir, zemin mekaniği konusunda çalışan hocalarımız olabilir. Ama esas burada son karar restoratör mimarındır. Bu çok çok önemli. Bu ihmal ediliyor. Veya işte güçlendirme konusunda inşaat mühendisleri, demin konuştuk arkadaşımızla, ön plana geçiyor. Bu çok yanlış. Yine son çözümün, son kararın restoratör mimarda olması lazım. Bu yani yıllarca ben bunu deneyimledim. Bu çok önemli. Orkestra şefi yani, mimar Bravo. orkestra şefi. Binanın ruhu çok önemli. Binanın ruhunun kaybedilmemesi lazım. İşte bir örneği demin arkadaşımızla konuştuk. Binanın ruhunu kaybederseniz korumanın başarısından söz edilemez. Bunu korumaya çalışıyoruz, öyle söyleyeyim. Yani bunu şimdi görseller üzerinden Çok paylaşacağız. teşekkür Müsaade ederiz hocam. ederseniz Buyurun hocam. görsellere geçelim. Buyurun hocam, tabii ki. Şimdi size öncelikle bir tablo göstereceğim. Bu tabloda taşınmaz kültür varlıklarının müdahale türlerini ben size bir tablo haline topladım. A grubu basit onarım dediğimiz bir gruptur. Günümüzde koruma uygulama denetim büroları bu uygulamalarla uğraşıyor. B grubu esas bizim sunumun konusunu oluşturacak olan sınırlı müdahalelerle koruma, yani restorasyon dediğimiz grup. Burada karşımıza iki kavram çıkıyor ön hazırlık çalışmalarında. Birincisi röleve, ikincisi restitüsyon. Çok kısa bu kavramlardan bahsedeceğim çünkü çok karıştırılan, çok net anlaşılmayan özellikle restitüsyon konusunu paylaşmak istiyorum. Daha sonra dört grup halinde müdahale yöntemlerini göreceksiniz. C grubunu kaynaklarda şöyle göreceksiniz. B2-5 olarak göreceksiniz. Halbuki bunun ayrılması lazım. Çünkü rekonstrüksiyonda karşınızda bina yoktur. Yeniden kuruyorsunuz. Bu çok önemli bir ayrım ve çok üzerinde durulmayan, ihmal edilen bir görüş. Rekonstrüksiyon ayrı olması lazım. Yani grup kavramından farklı bir çalışmadır. Bu dört grup kavramından. Onun için rekonstrüksiyonu ayrıca anlatmakta fayda var. Ama ben bugün size bu tablo çerçevesinde örnekleri anlatacağım. Bu tablo ile ilgili bilmiyorum, soruları sonra mı alırız yoksa sunum içinde mi alalım? Hocam soruları sonra alırsak, çünkü tamam. Hani çok lezzetli bir akış oluyor. Hani evet, sürekliliği Peki. kaybetmemiş oluruz. Arkadaşlar not alıyorlar Şimdi zaten burada bir taraftan. Önemli bir kavram karşımıza çıkıyor. Röleveyi sanıyorum hepimiz biliyoruz az çok. Mevcudun çizimi röleve. Restitüsyon ise çok önemli bir kavram. Çok yanlış anlaşılıyor. Restitüsyon bir değerlendirme, hiçbir zaman kesin bir sonuca ulaştırmaz sizi, aklınızda olsun. Bu çok çok önemli. Restitüsyon bir araştırma, bir değerlendirmedir. Her zaman değişebilir. Belgeler bulundukça gelişebilir, gelişmeye gelişebilir. Açık. Kaynaklar bulundukça gelişir. Yani o anda biten, sürekli kristal hale gelen bir çalışma değildir. Sürekli gelişebilir. Fakat kesinlikle restorasyona ışık tutar, yol gösterir. Bu önemli bir kavram. Şu deyim çok hatalıdır. Restitüsyona dayalı rekonstrüksiyon, restitüsyona dayalı güçlendirme. Bu son derece yanlış. Bu bir araştırma değerlendirmedir, aklınızda olsun. Bu önemli bir konu. Sunumların içerisinde güzel restitüsyon çalışmaları var. Onları sizinle paylaşacağım. Çok ilginç konular çıkacak karşınıza. Evet. Yeniden yapmayı, rekonstrüksiyonu da isterseniz sunumun sonunda çok kısa başlıklar halinde anlatabilirim. Ama esas ağırlıklı olarak bugünkü sunumun çerçevesi B2 grubu. Evet. Şimdi devam edelim örnekler üzerinden.
Bahsettiğim röleve ve restitüsyonun tanımları, restitüsyon yapının inşa edildiği dönemden günümüze dek geçirdiği evrelerin, aşamaların çizim olarak ifadesi. Yani somut bir örnek verirsek bir medreseyi düşünelim. Mimar Sinan 16. yüzyıl medresesi. Aradan 100 yıl geçiyor, bir ek yapılıyor. 150 yıl geçiyor, bir deprem sonucu bir kısmını kaybediyor. Bütün bu devrelerin, değişikliklerin çizim olarak ifadesi, maket olarak ifadesi. Burada önemli bir konu var. Bu değişikliklerin, aşamaların kesinlikle belgelenmesi lazım. Varsayıma kesinlikle dayanmayacak. Yani bir deprem, tamam, o depremin tarihi belli, şu hasarı almış. Yangın şu. Mısır Çarşısı örneğini anlatacağım size. Orada nasıl çalıştığımızı göstereceğim. Özellikle restitüsyon konusunda. Şimdi biz bir restorasyon uygulamasında tüm bu maddeleri incelemek, değerlendirmek, altını doldurmak zorundayız. Yaptıran kim? Mimarı kim? Yapım tarihi nedir? Kaçtır? İşlevi nedir? İşlevi devam ediyor mu? İşlevini değiştirdi mi? Niye değiştirdi? Bütün bu soruların cevaplarını bizim bulmamız lazım. Ne zaman terk edildi? Kullanıcılar, bakın, kullanıcılar kimler kullanmış bu yapıyı? Kullanırken değişiklik yapmışlar mı? Yapıyı etkileyen olaylar nelerdir? Afetler, ayaklanma, salgın hastalık ve benzeri gibi. Bir noktaya dikkatinizi çekeceğim. Depremler çok önemli. Hele hele İstanbul gibi bir şehirde yaşıyor ve çalışıyor iseniz. Özellikle unutmayın 1894 depremi tüm yapılarımızda, yani o depremi yaşayan tüm yapılarımızda inanılmaz hasar oluşturmuş. Özellikle minareler, hemen hemen şehirde ayakta minare kalmıyor. Kiminin külahı uçuyor, kimi şerefesine kadar yıkılıyor. Bunlar çok önemli. Bunu bilmek lazım. Mısır Çarşısı, işte benim uğraştığım Fatih Camisi vesaire, hepsi çok önemli hasarlar görüyor. 1894 depremi çok şiddetli bir deprem. Hatta şöyle söyleyeyim. Abdülhamit Padişah bu depremi yaşıyor ve çok etkileniyor. Atina Rasathane Müdürü'nü çağırıyor İstanbul'a, rapor tutturuyor. Nereden kaynaklandı vesaire gibi. O rapor günümüzde elimizde. Çok net tanımlar var. Düzce civarında oluyor deprem. Bugün de bugünkü yine aynı gibi, deprem. Evet, onun için olsun. Atatürk kitaplığında deprem albümleri vardır. İncelemenizi tavsiye ederim. Çoğu, yani Kapalı Çarşı'yı söyleyeyim. Kapalı Çarşı kubbeleri yerde. Edirne Kapı Mihrimah'ın kubbesi yerde. Mihrimah Camisi'nin. Evet. Alexander Valerie ve Daranko'ya soruluyor. Kapalı Çarşı'yı ne yapalım? Crystal Palace örneği bir proje sunuyorlar. Tamamen yok edelim çarşıyı diyorlar. Çünkü o kadar hasar almış ki. Şimdi bunlar çok önemli. Saray kabul etmiyor. Günümüzdeki Kapalı Çarşı'yı onun için görebiliyoruz. Demek ki depremler çok önemli. Aklımızda olsun. Hangi yapıyla uğraşırsanız uğraşın, afet tarihini çok iyi bilmeniz lazım. Bu afet, yangın, heyelan, sel baskını, deprem, her şey olabilir. Değişmişlik yani noktalar oluyor salgın aslında. Salgın hastalık. Diyeceksiniz ki hocam, binayla salgın hastalığın ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Teşvik hastaneleri dediğimiz Topkapı Sarayı'nın hemen girişinin sağ rampadan aşağı inerseniz orada kırmızı kışla vardır. İkinci Mahmut dönemi kışla. O kışla işte Abdülhamit döneminde hastaneye çevriliyor. Şehirde bir salgın çıkıyor. Hastanede değişiklikler yapılıyor. Koğuşlar oluşturuluyor. Şimdi bu mekan değişikliğini çözemezseniz restitüsyon çalışmasını oluşturamazsınız. Bunu çözmek için salgınlar tarihini bileceksiniz. Şehirde veba salgını çıkıyor. İşte Riderpaşa su kullanımını kesiyor vesaire. Tüm bunları restitüsyon dosyasında sizin oluşturmanız, tanımlamanız lazım. Bunlar hepsi mimariye dolaylı veya doğrudan etkileyen şeyler, olaylar. Bunları bilmemiz lazım. Çok önemli. Yapıya ekler ve yapılmış mı, tarihleri nelerdir? Bu ek niye yapılmış? Hızlı mı gidiyorum? O kadar şey konular... Hocam şimdi tabii arkasından çok heyecanlı şeyler gelecek ama bu temel bilgileri almamız lazım ki evet, sonraki örnekleri yorumlayabilelim. O yüzden... Onarımların tarih ve kapsamı çok önemli. Yapıya hangi dönemlerde onarım uygulanmış, nedeni deprem mi geçirdi, yangın mı geçirdi gibi. Halen kullanılmıyor ise niye? Terk nedeni nedir? Veya zamanda niye terk edilmiş? Bunların bilinmesi lazım. Bir de çok önemli bir konu, yapı ve yönetmelikler ilişkisi çok önemli. Özellikle yangın yönetmelikleri bizim
19. yüzyıl veya 20. yüzyıl başı dediğimiz mimarin oluşumunda doğrudan etkilidir. 1860'lardan itibaren yangın yönetmelikleri yayınlanıyor ve binalar yangın yönetmelik çerçevesinde inşa ediliyor. Yani tüm cephe oranları, çıkma oranları, pencere boşlukları, tahta boşların oluşumu, yangın duvarlarının inşası hep yangın yönetmelikleri sonucudur. Bunları bilmemiz lazım. Yapınızın tarihini belirlemek açısından çok önemli. Tüm bunlar, bu araştırmalar bir restitüsyon dosyasını oluşturabilir. Bunların bilinmesi gerekiyor. Şimdi örnekler üzerinden gidelim. Size çok tipik bir örnek göstereceğim. Çok da hoşunuza gidecek tahmin ediyorum. Abbas Halim Paşa Köşkü Heybeliada 1897-1899 yılları arasında inşa edildiğini biliyoruz. Şimdi ben müsaadenizle ceketimi çıkaracağım. Tabii ki lütfen sıcak hocam. Oldu. Şimdi bu çok önemli bir uygulama. Günümüzde bu köşk yok. Onu söyleyeyim. Köşkün beden duvarları ayakta. Beden duvarları ayakta. Hıdivleri biliyorsunuz. Hıdivler çok zengin, köklü bir aile. Mısır kökenli bir aile. Mısır topraklarında söz sahibi bir aile ve dönemin en zengin, yani dünyanın en zengin ailelerinden bir tanesi döneminde. Bunlar işte Mısır'da yaşıyorlar. Yazlar çok sıcak. Yazları İstanbul'a geliyorlar. İklimini çok seviyorlar. Hidiv kasrını biliyorsunuz. Ailenin ortak köşküdür. Anne Hidive'nin Hidivyal Palası var Bebek'te. Sait Halim Paşa Köşkü'nü, yalısını biliyorsunuz Yeniköy'de. Bu da Heybeliada'daki Abbas Halim Paşa Köşkü. Şimdi bu köşk işte yapılmak isteniyor. Bana aile geldi. Hocam dediler, burada bir köşkün varlığı söyleniyor, biliyoruz. Ama hiçbir şey yok. Parsel, eğimli bir parsel. Hiçbir kalıntı yok. İşte araştırmaya başladık. Heybeliadalar arasında bu köşkün adı Vidalı Köşk. Şimdi bakın, bir araştırmayı yaparken tavsiyem kökenine inmeye çalışın. Boşu boşuna hiçbir şey, isim takılmaz. Niye Vidalı Köşk? Bunu araştırmaya başladım. Önemli bilgiler çıktı karşıma. O kadar geniş bir konu ki, bu benim yaklaşık 2 yılım aldı bu araştırma. Hala devam ediyor. Abbas Halim Paşa'nın tarihi kimliği çok önemli. Bu bir araştırmanın bir ayağını oluşturdu. Bir hidiv. İşte sarayla bir problem oluyor. Malta'ya sürülüyor, dönüyor. Bunları bilmeniz lazım. Köşk terk ediliyor çünkü. Onun için yazdım. Niye terk ediliyor? Nedeni var. Hikayesi yani aslında. Çok önemli. Ailenin, bunlar yaşayanların. Mimari doğrudan etkiliyor çünkü. Ve şöyle bir rivayet var adalar arasında. Köşk bir gecede sökülüyor. Niye? Yani bu bir gecede sökülme efsanesi nedir? Çok basit. Bunlar hep çıkıyor. Bildiğiniz takdirde, yapım tekniğini bildiğiniz takdirde çıkıyor. Mimar Hovsep Aznavur çok önemli bir mimarımız. O dönem bir şey çalışan, çok da üretken bir mimar. Abbas Halim Paşa bir tarihi kişilik, bir Rönesans ailesi gibi yaşıyorlar. Etraflarında çok büyük bir sanatçı grubu var. Şeker Ahmet Paşa, Hovsep Aznavur ve tabii ki Mehmet Akif. İzlikler Marşı şairimiz Mehmet Akif, Paşa'nın çok sevdiği grubu oluşturuyorlar. Unutmayın, piramitlerin önünde Mehmet Akif deve üzerinde 3-4 kişi, Abbas Halim Paşa, Hovsep Aznavur fotoğraf çektiriyorlar. O fotoğraf çok önemlidir. Evet. Mısır'a döndükten sonra dönüyorlar hep beraber. Bunların nedenleri çok geniş ama vaktimiz yok. Girmem mümkün değil. İnanılmaz bir araştırma bu. Ve üçüncü konu çok önemli. Egyptian Revival dediğimiz Mısır mimarisinin canlandırılması, yeniden ortaya çıkartılması. Bu 1880'li ve 1930'lu yıllar arasında etkili olan yaklaşık 50 yılı kapsayan bir mimari akım. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tiyatroya giriyorsunuz, sanki bir Mısır tapınağına girmiş gibisiniz. Veya Petersburg'da bir köprü tamamen Mısır süsleme kompozisyonları kullanılarak oluşturulmuş. Nasıl etkiliyor hocam her şeyi? Yani. İnanılmaz bir şey. Napolyon'un Mısır seferi tabii buna neden. Müthiş bir merak Mısır mimarisine, süsleme sanatlarına. Egyptian Revival... Bu da ayrı bir çalışma ya, söyleyeyim. Hala hepsi çalışma. Ayrı bir konu bu arada bunların. Hani hocam biri, çok önemli şeylerin aslında ipucunu veriyor. Siz araştırırsanız devamını bulursunuz. Neler var? Akif'in Mısır apartmanındaki şu anda müze olan dairesi gibi. Yani hiçbir şey tesadüf değil. Mısır apartmanı. Bir alt dipnot geçelim. Evet, Abbas Halim Paşa'nın kışlığı.
Akif çok fakr-ı zaruret içerisinde, kalacak yeri yok. Abbas Halim Paşa orayı açıyor ve orada vefat Orada ediyor. Son rahmetli oluyor. fotoğrafı Mısır Apartmanı'nda Bu sene çekilmiştir. müzesini de açtık hocam bu Bravo, çok arada. doğru. Yani mimari görüyorsunuz, bakın mimari nerelere yol açıyor. Bunlar çok önemli kavramlar. Egyptian Revival başlı başına bir olay. Çok küçük bir şey söyleyeyim, merakınız olsun. Egyptian Revival tarzında inşa edilmiş bir tek mezar var. O da Feriköy, özür dilerim. Şu şeyin AVM var şişli, nedir? Cevahir'in karşısındaki Ermeni, Ermeni onun mezarlığında. içerisinde bir mezar. Egyptian Revival'dır. O aileyi de buldum ben. Çok ilginç. Hiçbir şey tesadüf değil. Mimari de öyle. Aile Mısır kökenli çünkü. Mezarlığı o şekilde tasarlıyorlar. Bu da Ve çok... mimarlar izlerin peşinden gidiyor gördüğünüz gibi. Yani biz mimarlık bir yaşam şekli diyoruz ya zaten Bu aslında o kadar önemli. söyleşimizin konusu da o. Çok Hani doğru. mimar hakikaten izlerin peşinden gitmek zorunda. Hikayeleri, parçaları birleştirmek için. O yüzden çok keyifli bir süreç bu koruma süreci. Her seferinde de daha yeni bir Müthiş şey bir derinliği alıyorsunuz var. her yapı, her işten. Şimdi bu köşkü incelediğimiz zaman karşımıza ilginç bir özellik çıkıyor. Araştırmaya başladığımız zaman hiçbir belge yoktu elimizde. İşte birkaç Bahat Tanma'nın bir yazısı bir ansiklopedide vardı. Çok kısa bir özet şeklinde. Fakat araştırmaya başlayınca 40'a yakın fotoğrafını bulduk. Hovsep Aznavur imzalı projesini buldum. Pars Tuğlacı verdi bu belgeleri. İnanılmaz bir kaynak birikimi başladı. Şimdi dikkat edin, köşkte bir tuhaflık var. Yukarıya doğru daralıyor, değil mi? Hissediyorsunuz. Şimdi bakın, bazen işte onu söylüyorum, yukarıda kapılar açılır. Bu arada ben bu köşkü çalışıyorum. Bir müzayedede bir kitap satışa, bir ciltli bir kitap satışa çıktı. Katıldım müzayedeye, o cildi satın aldım. Ama bilmiyorum içinde bir çizim olduğunu. Ve bu çalışmada aramaya başladım. Bakın karşımıza neler çıktı. Bu Hovsep Aznavur imzalı cephe çizimi. Hiçbir tesadüf yani bu Hayır. bir tesadüf değil Böyle. mi? Hayır, tesadüf değil. Hiçbir şey tesadüf değil. Karşınıza çıkıyor. Tam onu söyleyeceğim. Yani Tabii. iyi olacak hastanın doktor ayağına Aynı, geliyor. aynı. Bizim iyi işleri yapacak mimarın önüne belgeleri kendiliğinden geliyor. Bu Şimdi kadar bakın, bu keyifli. köşkün çizimlerini yapıyorum. İşte araştırmalar sürüyor ve müzayedeye katılıyorum. Bir kitap satın alıyorum. Şimdi bu çizimi unutmayın. Hovsep Aznavur'un bir çizimi. Köşkü görüyorsunuz. Yukarıya doğru daralıyor. İşte dört tane direk var. Flamalar dalgalanıyor. Dikkat edin sütunlar. Bu da benim satın aldığım müzayedede kitaptaki Luxor Tapınağı'nın cephe çizimi. Bu bir mastaba, yani Mısır mimarisinde kullanılan tapınağın giriş portiği, giriş Taç kapısı gibi. taç kapı gibi yorumlayabiliriz. Hovsep Aznavur bu çizimi alıyor. Bunun içerisinde bir köşk monte ediyor. Bakın geri geliyorum. Tam da öyle aslında. Gördünüz mü? Şimdi bunları yakalamanız lazım. Restitüsyon dosyası yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Bu arada tabii aileli, bu köşkü tanıyan, yaşayan ailelerle görüşmeler. Abbas Halim Paşa'nın eşini tanıyan yaşlılar çıktı. Ya. Anlatıyorlar işte her bayram elini öpmeye gideriz, işte mis gibi kokardı falan gibi böyle. Anılar, bunlar hepsi birer dosyanın oluşum parçaları. O hikayeler hocam restitüsyonda hani mekanın içinde anlatıyor. İşte girişte iki tane oda vardı. Döşeme böyleydi. Bazen bunlara ulaşamıyoruz çünkü. Yahya Efendi de olduğu gibi Şimdi o kadar hikayeler güzel bilir. dinliyor ki izleyicilerimiz, bir şey anlatmadan duramayacağım. Şimdi bunlar çok önemli, sonu yok. Şimdi bu köşkün, bakın şu fotoğrafı çekeceğim. Görüyorsunuz bunlar bahçe parmaklık babaları, üzerinde Mısır motifleri var. İşte kobra, başında taç, bütün Mısır'a hakim olma anlamına geliyor. Ben bu arada Mısır üzerine çalışan arkeologlarla görüşüyorum. Bunların Müthiş bir anlamını şey. çözmeye çalışıyorum. Bakın, iki tane firavun asası görüyorsunuz. Stilize edilmiş lotus var sağda. Değil mi, size göre sağ? Üç tane yatay çizgi var. Bunun peşindeyim. Hala bunu bana açıklayan ne ben açıklayabildim. Bir açıklama yaptım. Kaan hocamız var. Rektör yardımcımız. Felsefeci bir hocamız. Kaan Kaan Ökten Hoca. Ben dedim ki hocam, bu yukarı orta aşağı Mısır olabilir mi? Oğuz dedi tamam, yukarı aşağı tamam da orta diye bir şey duymadım. O da çöktü. Şimdi ben yorumlamayı, yok Neyse bir bunu, yere düşelim hocam. Hala çözülmediyse belki bu çok dinleyiciler önemli bir için de konu. Yani Hovsep çözen Aznavur olur. oraya üç yatay çizgiyi boşuna koymaz. Bir Bunun bir anlamı anlamı vardır. olması lazım.
Şimdi bakın ve yavaş yavaş haritalardan ben temel kalıntı rölevesini çıkarmaya başladım ve kazılar başladı. Ve inanılmaz şekilde tüm temellerin korunduğu görüldü. Temel rölevesini görüyorsunuz. Ve bu bütün bu bulgulara dayanan projenin çizimini görüyorsunuz. Bu bir avan proje. İşte koruma kuruluna veriliyor. Ya ben süreci anlatmak istiyorum size. Yani bir mimari projenin restitüsyon çalışmasında neler karşımıza çıkıyor? Bu çok önemli. Şimdi bu köşk uygulanırsa yerinde rekonstrüksiyon yapılmış olacak. Rekonstrüksiyona karşı çok ciddi tepkiler var, haklı tepkiler var. En çok tartışılan yöntemlerden bir tanesi kopya deniyor. Doğru, yani kopya. Eskilik değeri yok çünkü. Unutmayın, eskilik değeri yok. Bu önemli bir kavram. Rekonstrüksiyon çok yeni bir kavram. İşte İkinci Dünya Harbi'nden sonra koruma literatürüne giriyor. Özellikle Almanya'da. Hala tabii. Üzerinde tartışılır. Görüş birliği yok. Bu önemli bir konu. Bunu dinleyiciler biliyordur. Hani Türkiye'de de, dünyada tabii. Da, Avrupa'da da. Bu konu bir tek bizde hani tartışılan bir konu değil. Hani her yerde, çok her ülkede çok konu. Kapsamlı bir konu. Ayrı bir konu yapalım, olur belki yapalım, ileride yapalım, bence yapalım. Hocam. Benim dersim var rekonstrüksiyon üzerine. Memnuniyetle paylaşırım. Ayrı yani. Bir çok sunumda ayrı yaparız. Bir çok keyifli olur. Hı-hı. Şimdi ben böyle kendi konularımdan size ne diyelim? Bir mozaik yaptım. Bir hocam. Mozaik yapıyoruz. Seçmeler patchwork var. Gibi evet. Bir çalışma gibi düşünün. Mısır çarşısında çalışmaya başladığımız zaman karşımıza çok ilginç bilgiler çıktı. Onları paylaşacağım size. Tabii bu süreç 4-4,5 yıl sürdü restorasyon ama ben size en tipik kritik noktaları anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bu bilgileri geçiyorum. Bunlar o kadar yani şu anda önemli değil. Şimdi eski bir fotoğrafta yangın sonrası çekilen Mısır çarşısı önemli bir yangın geçiriyor 1940'lı yıllarda. Bir fotoğraf bulduk. Bu şey encümen fotoğrafları kurul arşivinden çıktı. Tarihi görüyorsunuz 1943. Yangın bitmiş. Mısır çarşısı hala terk edilmiş vaziyette. Yaklaşık arka dükkanların yapımı bile 15-20 yıl sürüyor. Bakın yani bunlar çok şey önemli çok konular. Çok önemli bilgiler aslında. Hani tabii, o değişmişlik hikayesi tabii. İşte onun iyileşme süreci. Çok doğru. Şimdi bir fotoğrafta böyle bir görüntü çıktı karşımıza ama bu görüntüyü günümüzde göremiyoruz. Yok böyle bir görüntü ve çok umutlandık. Dedik ki raspa yapacağız. Raspa kelimesini biliyorsunuz herhalde kazıma anlamına geliyor. Raspa yaparsak biz bu çifte bava ulaşırız. Hayır hiçbir şey yok. Yok etmişler. Çifte bava ulaşamadık. Hiçbir şey belge yok. Fakat fotoğraf elimizde. Şimdi restitüsyonlarda, rekonstrüksiyonlarda çok önemli bir belge fotoğraf. Eğer yoksa kesinlikle kalkışmayın. Yani koruma kurulu kabul etmez, bilim çevreleri kabul etmez. Çünkü tamamen varsayıma dayanır. Fotoğraf çok önemli bir belge. Güvenilirliği yüksek bir çok, belgedir. Çok yüksek. Derecesi yüksek. Diğerleri destekler şüphesiz ama fotoğraf çok önemli. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Şurada bir pencere görüyorsunuz değil mi? Bakın. Fotoğrafta dikkatimizi çekti. Yarı açık bir pencere. Hissediyorsunuz değil mi? Görüldü. Işıkları isterseniz kapayabiliriz. Mahsuru var mı? Hayır, kayıt için. Tamam, pardon. Ve altında bir şey var. Bir karınca duası, bereket duası diye geçer bir dua var. Çifte vav. Şimdi çifte vavın anlamı nedir? Bunu araştırmaya başladım. Tabii karşımıza çok ilginç bilgiler çıktı. Bilmiyordum o vakte kadar çifte vavın anlamını. Başka bir camide daha karşıma çıktı çifte vav. Ebced hesabıyla Allah lafzı olan 66'ya karşılık geliyor. Bu önemli. Genellikle de şöyle söyleniyor. Padişahın girdiği mekanın giriş kapısı üzerine yazılır diye bir şey var. Çünkü diğer örnek de hünkâr mahfili olan bir camide karşıma çıktı çifte vav. Bu da önemli bir konu. Ve en ilginci de buraya 3 tarih düşülmüş. Bunlardan bir tanesi 1827 Mahmut Paşa yangını. Şunu öğreniyoruz. Demek ki bu yangında hasar görüyor. Hasar görüyor ki bir şey düşülüyor. İkincisi ki çok önemli 1894 depremi. Bu bize önemli veri oluşturuyor. Çünkü biz deprem izlerini yapıda restorasyon sırasında tespit ettik. Üçüncüsü de bu çok ilginç. Bakın çok çok ilginç. Fatih Camisi'ni yıkan 1766 depremi. Yani deprem tarihi ne kadar önemli bunu vurgulamak istiyorum. Sakın ihmal etmeyin çalışmalarınızda. Hepiniz bir yerlere geleceksiniz, idareci olacaksınız mimari konularda. Aman depremi ihmal etmeyin. İstanbul'da deprem çok önemli.
binaların yaşamlarında. Ben şey diyorum kalıcı hocam. Etkiler yapıyor. Buyurun. Yani hep böyle öneririm hani bu işle ilgilenen insan arkadaşlarımızın odalarının bir köşesine İstanbul yangınlarının tarihlerini, depremlerin tarihlerini bir takvim gibi asın. Hep Çünkü gözünüzün bu önünde olsun. Çok doğru. Değişmişlik zamanlarıdır. Yani hep aklınızın bir köşesinde olur. O yapıların değiştikleri noktalardır. Kırılma Ama noktaları. ben bu örneği ilk defa görüyorum. Yani böyle bir tarihin düştüğünü yazılı bir belge bırakıyorlar bize. İnanılmaz bir şey. Bu İnanılmaz çok bir ilginç. örnek, çok hoş bir örnek. Estağfurullah, buyurun. Şey geldi aklıma. Acaba bunu yapan veya o dönemde bir büyük bir deprem mi geçirdi de böyle bir deprem kesinlikle fotoğrafı 1894 yani depremi. Hiçbir kalemkar hani kendisine desen olarak depremi konu almaz. Acaba ne kadar önemli. Ben bunu bilmiyordum. Hocam Kara Ağalar, tabi Topkapı Sarayı'nın Kara Ağalar Koğuşu benim için hani saraydaki en önemli restorasyonlarımızdan biriydi. Çünkü sürekli resimler var, başka resimler de var. İnsana hep aynen bu duyguyu uyuyor. Acaba kim çizdirdi? Yaşadığı şehir miydi? Kendi şehrini mi çizmiş? Bir şehir, bir kent var. Sürekli kent var. İşte bir kentin tasviri var. Biz de sürekli yani muhtemelen inşallah ileride kitabı olur. İnsanı mest eden ve bu hikayelerin, bu resimlerin peşinden gitmek Çok, istiyorsunuz. çok önemli. Neresi diye. Ama bunu yani yazılı bir belgeyi ilk defa Tabii görüyorum. tabii. Bayağı not Şeyde, düşmüşler. Anadolu'da çok dersaadet özlemi vardır. Çok İstanbul manzarasına rastlarız. En başta Kız Kulesi ve Fenerbahçe. Ayasofya çok oluyor bazen. Ayasofya tarihi yarımada. Ama yani bunu ilk defa duydum. Bu çok ilginç. Bakalım. Tamam. O çok ilginç. Hani ben yıkıntıları Tabii. hatırlamıyorum. Ben de Evliya Çelebi'nin kitabından bir haritanın peşine düştüm. Acaba hangi bölge, hangi coğrafya bura diye. Çünkü kara ağalarla ilişkili bir şey yani. Tabii enteresan olan yattıkları hani dolapların içinde bu açıkta Tabii, değil. tabii. Ya bu bir özlem. Hani uyuduğunda memleketine Tabii, tabii bakıyor. çok doğru. Hem çok duygulan, çok etkilenmiştim ben ondan. Ama şu deprem konusunda da bir daha bir dikkat ederiz. Teşekkürler. O güzel, çok güzel bir nokta. Şimdi bunlar tabii çok önemli. Belge, bir de tabii unutmayın Fahri Camisi'nde ben buna rastladım. Tunç bileziklerde de tarih düşülüyor. Evet, Bu da bileziklerde çok var. önemli. Beyazıt Camii'nde de Beyazıt var. Camii'nde var, Fatih Camisi'nde var. Yavuz Şöyle Sultan söyleyeyim. Selim'de de var. Şöyle söyleyeyim, bakın şeyden girin, Haliç cephesinden girin avluya. İlk sütun bileziğinde 3 tane tarih var. Bunların 2 tanesi imam, bir tanesi müezzinin ölüm tarihleri. Tarih düşmüşler. Fakat inanılmaz bir şey. Yani o kodda nasıl o yazı yazılır? Metal uçla yazıyorlar herhalde, kazıyarak. Çok çok O enteresan. bilezikler başlı başına bir konu olmalı yani, bir Tabii çalışma tabii olmalı çok var. bence. Belge yani, onlar birer Bir belge, şey bir tarih. kapalıydı. Biz açınca gördük onları. Üzerleri Öyle kapanmıştı. mi? Tabii Ha. tabii açınca gördük. Şimdi bakın biz daha sonra bu tabii yazıyı yazdık. Şimdi buradaki problem şu. Bunlar hep restorasyon temel ilkeleri. Bunu çok tartıştık. Bir dönemde bu pencereler kapatılmış. Açalım mı açmayalım mı? Açarsak yazıyı nasıl yazacağız? Bir kere yazı yazılma kararı çıktı, onu söyleyeyim. Yazıyı yazacağız çünkü belgesi var. Yazarsak bu şeyi pencerenin önünden nasıl geçer bu yazı? Şeffaf bir iki tane levha kullandık. Plexi gibi bir malzemeden. Yazıyı bunun üzerinden geçirdik. Bunlar tabii hep tartışılıyor bilim kurullarında. Koruma kuruluna sunuluyor. Bütün bu çizimler yapılıyor. Yani bu 10 dakikada anlattığım bu süreç aylar Bazen sürüyor. aylar sürüyor. Hani bu Aylar aslında sürüyor. çok iyi bir örnek. Hani hızlı ve çabuk bazen ne oluyor diyor deniyor ama bu koruma Tabii süreci işte çok. böyle bir süreç. Bu çok küçük bir kesitini dinliyorsunuz. Bir sürü konu var burada. Şimdi Bu bir bakın kısmı. tabii Mısır Çarşısı çok küçük bir kesit aldım size. Bunun güçlendirme konusu ayrı. Tonozlarda kırıklar tespit ettik ayrı. Alper Hoca ile çalışıyoruz. Alper İlki ile statik sorunları ayrı tartışılıyor. Haftada bir toplanıyoruz bilim kurulları. Burada da Ömer'le çalıştık galiba. Elektrik, makina, tesisat kullanılıyor. Bu arada Çok. yaşıyor. Bir kere burası kullanılırken yapılan bir O başlı restorasyondu. Bakın başına burada bir sorun. yine tabii orkestra şefinin ustalığı ve tabii iletişim konusu çok önemli burada. İnsanları buna alıştırmak, razı etmek değil mi?
Çok şeydi şimdi, hocam zor da öyle hatırlıyorum. Çok zor. Bir kere dediler kesinlikle ticareti kesmeyeceğiz. Yani mümkün değil. Ekonominin can damarı çünkü can orası damarı. Var binlerce olduğu insan andan çıkıyor, itibaren. Aileler geçiniyor. Bu önemli. Sızdırmaz bir platform oluşturduk. Onun üzerinde çalıştık. Yani yaklaşık 4 yılımız o platformun üstünde geçti. Benziyor. Doğru. Bravo. Dönem tabii. Dönemdaştır. Yahya Efendi de vardı. Söyleyin, neden? Ben tahminimi söyleyeyim. Depremle ilgili o desenler. Bu dönemde bu desenler yapılıyor. Bakın ben buna gri dönem diyorum. Fatih Camisi'nde ben buna rastladım. Aksaray Valide'de rastladık. Deprem sonucu yapılar hasarlı. Çok kısa sürede motif oluşturmak zorundalar. Fatih Camisi'nde bunları çok iri böyle desenler şeklinde görüyoruz. 1-1,5 metre devasa. Burada da bunları yapmışlar. Bunlar da deprem sonrası çok büyük olasılıkla. Ve biz bunların tekrarını, çünkü tanımlı hale geldi bunlar. Bu RASPA sonucu tanımladık. Hocam bu konuyu da bir dipnot düşmek lazım. Bunun da bir nedeni vardır. Hızlı, çabuk müdahale edecek. Ama süsten de geri kalmayacak. Değil mi hocam? Öyle bir sebebi olmalı. Hani çok. O da çok doğru. Evet. Çok doğru. Ve kalem işleri yapılıyor. Platformu görüyorsunuz kurduğumuz. Bu Mısır Çarşısı'ndan bir kesit. Bir de bunu anlatmak zorundayım. Niye felaketler, afetler tarihini iyi bilmemiz gerekiyor? Her pencerenin altında üçgen şeklinde taşların hasarlı olduğunu tespit ettik. Şimdi bu niye olur? Yani duvara bakıyorsunuz, duvarın bütününde bir hasar yok. Pencerenin altına geliyorsunuz, üçgen şeklinde taşlar sağda görüyorsunuz kapak atmış. Biz buna kapak atma diyoruz. Yaklaşık 12-14 santimetre kalınlığındaki taş ana bünyeden ayrılmış. Şimdi taşın gerçek kalınlığı 50-60 santimetre. Fakat üstteki katman ayrılmış 12-14 santimetre kadar. Şimdi eğer yangın tarihini bilmezseniz buna cevap bulamazsınız. Yangın oluyor, itfaiye geliyorsunuz, hava çok soğuk, denizden su çekiyor ve pencereleri kırarak sıkmaya başlıyor. İçeride yangın 600-700 dereceyi bulmuş ve pencerelerin altındaki üçgenlerde taş hasarı görüyorsunuz. Çok ilginç hocam bu da. Şimdi bunlar çok ilginç konular. Hikayeye bakar mısınız? Bunları bildiğiniz zaman o zaman her pencerede bunları aramaya başlıyorsunuz. Bakın eğer bunu tanımlayamazsanız dersiniz ki hani iki pencerede oldu tamam. Diğerlerinde de aramaya başlıyorsunuz ve çıkıyor. Her pencereden itfaiye su sıkmış. Ve tuzlu su sıkmış. Bir de o var. Soğuk. Sıcak. Sonucu. İçerisi çok sıcak. 600-700 derece birdenbire soğuyor ve taş kopuyor ayrılıyor. Şimdi, ve bunun onarımını başka bir teknikle yapmak zorundasınız. Hocam bazen bunları illüstre edip hani canlandırma evet, çok evet ve böyle konular. Müthiş bir hikaye çünkü. Ve tabii modelleme çalışmalarını yapıyoruz. Onu söyleyeyim. Bu çok çok önemli bir konu. Ve daha sonra tabii bittiği zaman da böyle bir görüntüye kavuşuyor. Çok güzel işte. Elinize sağlık hocam. Hakikaten çok başarılı ve keyifli, önemli bir işti. Emeğinize şimdi sağlık. Şimdi esas daha neler geliyor? Durun. Şimdi Divanhane Kasımpaşa. Bu da önemli bir örnek. Askerler 1970 yılında bu yapının son Balyanlar kitabı yayınlandı biliyorsunuz Büke Uras. Ben kendisiyle de konuştum. Bu yapıya yer vermemiş kitabında. Fakat bütün kaynaklarda Sarkis Balyan diye geçer. Konuştum. Hocam belgesi yok dedi. Belgesi olmayınca çok hassas olmak lazım. İlan edemezsiniz Sarkis Balyan diye. Ne kadar benzese veya ne kadar onun döneminde inşa edilmiştir dense bile. Mesela Sinanpaşa Camisi de Kasımpaşa'daki Sinan'a atfedilir, listelerde vardır. Bakın, temkinli olmak lazım. Tamir mi, yeniden yapım mı, yoksa saf Mimar Sinan mı? Bunların etüdü ayrı bir konu. Ya belgeye dayalı konuşmalıyız. Kesin aslında, belgeli. Çok önemli bir şey. Bir de bakın, Divanhane'de 70 yılında tüm desenler kazınıyor cephede. Şimdi ne dediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi günümüzde çalışıyoruz bu binanın üzerinde. Ve belgeler bulunmaya başlanıyor. Şimdi bu çok tipik bir örnek. Bir merdivenin yan duvarında raspa yaptığımız zaman bir desen bulduk. Bir filatolar dizgesi bulduk. Fakat merdiven eğimine uymuyor. Şimdi bunu yakaladığınız anda şüphelenmeniz lazım. Burada başka bir merdiven kolu olması lazım. Size bakın, bir ipucu. Eğimi gördünüz mü? Bakın sağdaki fotoğrafa. Normal eğimin mevcuttaki gibi gitmesi lazım. Alttan çıkan farklı. Bu hemen bizi şüphelendirdi.
Dedik bu merdiven farklı, bakın karşımıza neler çıktı. Daha detaylı bakmaya başladık. Ve öğrencilerin, Mühendishane Behru Hümayun öğrencilerinin 1910 yılında yaptığı bir röleveye ulaştık. Ben hemen Deniz Müzesi'ne gittim. Deniz Müzesi'nde bu arşivi işte araştırmaya başladık. Ve bir merdiven karşımıza çıktı. Merdiven farklı. Gördünüz mü merdiveni? Şimdi bakın neler çıkacak karşımıza. Evet. Şimdi bu günümüzdeki merdiven, bu merdivenin gerçek olması gereken halinin çizimlerini görüyorsunuz. Asker bunu, yani işte subaylar zamanında demişler ki bu bizim girişimize uymuyor. Biz bunu yıkalım, bu merdiveni sökelim. İki koldan çıkan tek kola döndürelim. Halbuki gerçeği tek kol ikiye ayrılıyor. Sarkis Balyan mı bu? Şüpheleniyoruz. Sarkis Balyan. Nerede Sarkis Balyan'ın en tipik şeyi, merdiveni? Hatta Abdülhamid'in müdahale ettiği söylenir. Padişah Abdülhamid'in Beylerbeyi Sarayı. Beylerbeyi Sarayı'na gittik. Merdivenin aynısı orada. İkizi kadar aynı. Tüm oranları aynı bakın. Olması gereken merdiven bu. Buymuş. Bunu söküyorlar. Yerine bakın ve daha sonra biz modellemeye başladık. Statik açıdan, mimari açıdan çiziyoruz, modelliyoruz. Gerçek görüntüsünü görüyorsunuz. Bu merdivenin olması gerektiği şekliyle ve bunun işte günümüzde inşasına başladık. Ve kalem işleriyle de uyumlu. Ve eğim aynı, onu söyleyeyim. Bunu oturttuğunuz zaman Beylerbeyi Sarayı'nın eğimiyle aynı çıktı. Şimdi yani belge ne kadar önemli? Belgeyle çalışmak. Şunu unutmayın, en önemli şahit binanın kendisidir. Tam onu söyleyecektim hocam. Projesi böyle değildi yani bu yapının ama bina tabii, kendi tabii anlattı ve başka bir şeye dönüştü. Başka bir şey söyledi, bunu bilmek lazım. Müthiş bir şey hocam bu, çok. Hani iyi bir örnek yani. Şimdi Divanhane-i Amire'nin tabii raspaları yapılıyor. Özgün kalem işlerine ulaşıyoruz. Bakın zamanında 1970 yılı büyük bir onarım görüyor. Tüm kalem işleri kapatılıyor çünkü yıpranmış durumda. Bu çok yapılıyor. Özellikle kamu binalarında bunu çok görüyoruz. Uğraşmıyorlar kalem işlerinin ihyasıyla. Badana yapıp geçiyorlar. İyi ki geçiyorlar diyelim. Duruyor hiç olmazsa. En azından yok etmiyorlar. Sökülmüyor yani. Üstü evet, kapanıyor. O evet, ikisi ayrı şey. Osmanlı da öyle yapıyor hocam. Çok var. Çok. Yani yangını temizleyemiyor. Boyuyor üstünü. Başka ben size şey örneğini söyleyeyim. Tepebaşındaki Korpi Sarayı'nda eski ABD elçiliği. Bazı odada 11 kat bulduk. Şu anda Ratip Paşa Konağı'nda 12 kat boyu var. 3'e 4'e inmeye başladık ama 3-4 kaliteli, belki 3-4'te duracağız bilmiyorum şu anda. Çalışmalar devam ediyor. Ve cephedeki süslemeleri görüyorsunuz. Encümen foto arşivine girdik, hiçbir belge yok deniyordu. 300'e yakın fotoğrafını buldum. İnanılmaz. Cephe fotoğrafını buldum. Şimdi bir geri geleyim, bir dakika. Bir değil, birkaç geri geldik. Cephe böyle günümüzde. Gerçekte cephe böyle, yani o dönemde böyle bir bina olur mu? Tabii ki böyle olması lazım. Şimdi bunu tekrar oluşturmaya çalışıyoruz ama bunlar kolay olmuyor söyleyeyim. İkna etmek çok zor. Bu süslemeler ciddi maliyet getiriyor. Yani şimdi kolay gibi fotoğrafı buldum yaparım. Hayır öyle değil. Bunların çizimi gerekiyor. Maliyet süreç, var hocam. Maliyet, maliyet koruma kurumuna bizim kamu girecek açısından maliyet önemli. Yani bizim her zaman karşı karşıya geldiğimiz böyle, ama hep hemfikir fakat olduğumuz sonuçta. Tabii çok doğru. Çünkü bizim görevimiz bunları ortaya koymak, yansıtmak, olması gerektiğini söylemek ama karar tabii idarecilerin, parayı sağlayan, bütçeyi sağlayan, böyle yani bir orta yol bulmakta çok büyük fayda var. Biz hep orta yolu bulduk ama bulduk. Çünkü aklın yolu bir, işin kahramanı yapı ne istiyorsa onu yapıyoruz. Bu bizim kişisel tercihimiz değil, lüksümüz bir lüks de değil, olması gereken olduğu için ama tabii bunların sağlanması bazen zaman alıyor. Bazen sizler ya işte çok geç kaldı neden oluyor, aslında bu çok meşakkatli bir iş işte, bunlar çok güzel örneklerdi. Hiçbir şey, hiçbir karar tesadüfi olmuyor ve bütün yanlarıyla yani bütün yönleriyle ele alınıp onaylar alındıktan sonra devam ettiği çok için doğru, bazen uzayabiliyor. Bizi affedin bu konuda. Hoş çok görün. Doğru. Şimdi bakın ilginç bir örnek göstereceğim size. Sadece bir örnek. Devam ediyor bu çalışma. Araştırma yaparken çok geniş düşünün. Sadece bir arşive girdiğiniz zaman bana Çorlu Ali Paşa Camisi'nin dokümanlarını çıkartın demeyin. Çok az şey çıkar. Şunu söyleyin. Orada ne olduğunu bilin. Yani diyelim burası tersane. Tersanede ne oluyor? Gemi indirme törenleri yapılıyor. Veya bir cihaz geliyor. Bu cihazın fotoğrafı çekiliyor. Fotoğraf çekilirken arkada cami görünüyor. Bakın caminin eski halini görüyorsunuz.
bunu bilirseniz, tören fotoğraflarını çıkartın derseniz bir sürü şeyi yakalıyorsunuz. Burada bir şey söyleyeceğim. Hocam bize belge arama yöntemini de anlatıyor şu anda. Yani sadece yapıyı arayamazsınız. Komşu yapıların dosyasından da bilgi gelir. Bir cihazın fotoğrafından da bilgi. Bunu lütfen not alın. Yani belge aramak da bir yetenektir. Çok yoksa önemli. İşte demin söylediğiniz gibi hiçbir belge yok. 300 tane fotoğraf bulmuşsunuz. Yani şimdi söylemek istemiyorum. Bu divanhaneyi çizen... Tabii tabii çok tam doğru. Tam böyle bakın dedektiflik gibidir mimarlık. Yani belge araştırıyorsunuz ve yöntemiyle. Yani bugünkü sohbetten başka bir sürü konu çıktı. Not ettim hocam. Çok var. Çıkışta inşallah tekrar sohbet şimdi, ederiz. Şimdi proje müellifi projeyi onaylatmış. Biz uygulamada devreye girdik bu divanhanede. Dedim proje müellifine. Araştırdın mı yani? Baktın mı? Her yere baktım hocam. Eski fotoğrafı yok. Encümen fotoğraflarını girdim. 300 fotoğrafını bulduk. 300, 320 falan. Bir albüm. Çekilmemesi mümkün değil. Çekilmiş. Bu da öyle. Bakın. Dalgıç kıyafetleri geliyor. Bir tören yapılıyor. Arkada camiyi görüyoruz. Caminin çok hoş bir şey bu yalnız. 1894 depremi öncesi halini görüyorsunuz. Ve bir tek fotoğraf. Başka caminin fotoğrafı yok. Yani ben şu anda ulaşamadım ama bize ipucunu verdi. Şimdi çizimlerini yapıyoruz bu caminin. Bakalım inşallah bunu da kazandıracağız. Şimdi geliyoruz Ayayorgi Kilisesi'ne. Orada Sayın Olcay Hanım'la beraberdik. Çok verimli, güzel bir çalışma çok oldu. Çok keyifliydi hocam. Bakın neler çıkacak karşımıza. Çok kısa anlatacağım. Evet, bu ulaşabildiğimiz en eski fotoğrafı bu. Burada saçağa dikkat edin. Orada bir eğimli saçak var. Orada kiremitler yön değiştiriyor. Bunu unutmayın. Bu önemli bir ipucu. Bunu ben hocam bu resimden sonra İzmir'de birçok evde dikkatimi çok çekti. Yapılıyor. Evin saçağında. Evet ama burada yoktu. Böyle değildi yani. Hayır böyle değildi. Bu çok güzel bir belgeydi. Ve bunun doğru olduğunu daha sonra tartışarak bulduk. Doğru. Böyle yapıyorlar. 3-4 kala eğimi 3-4 kala kiremidin yönünü değiştiriyorlar. Çünkü dizge devam ederse kiremit dizgesi saçağa kadar devam ederse orada detay çok kötü oluyor. Kapanmıyor detay. Kapanmıyor ve verdiği cepheye verdiği görüntü de çok görüntü farklı çok oluyor. Görüntü çok kötü oluyor. Ama bunu çok çalıştık diyebilirim. Yani bununla bayağı uğraştık imalat sürecinde de. Kesinlikle. Çünkü alışık değiller. Hayır orada tekrar kanal var. Arada tabii, birleşimle tabii. Yani zaten saçaktan akmıyor. Problem sıra, o. Üç saçakta akış yok. Aşağıya hiç veriyor. Şey. Şimdi bakın işte, tabii çizimler yapıldı. Tabii kilise olduğu için deyimler değişiyor. Apsis, bema, ayazma, narteks gibi, naos gibi. Bu arada bu kamusal yani kamu bütçesiyle yapılan benim de ilk yaptığım kiliseydi. Yani çok cami yaptık çok tabii, önemli. Medrese yaptık. Bizim için de farklıydı yani. Biz de farklı terminolojiye yeni girdik yani uygularken. Şimdi bakın burada hasar tespitlerini de görebiliyorsunuz. İnanılmaz hasarlıydı bina. Göstereceğim şimdi. Onarıma başlıyoruz. Burası önemli, bu cephe. Absisin üzerindeki, çıkmanın üzerindeki kiremitlere dikkat edin. Karşımıza bir daha çıkacak. Onu da anlatacağım size. O da burada önemli bir konu. Burada bir hikayesi var. Burada bir ilk var. İlk var. Bir de cephedeki şeye dikkat edin. Kılıçlara. Çok geniş, büyük kılıçlar. Bu neyi gösteriyor? 1894 depreminden sonra çok ciddi bir müdahale görmüş bu bina. Bu kılıçlar o dönemden kalma. Bu da çok önemli. Ve bakın dümdüz bir şey sıva. Çimento esaslı bir sıva. Hiçbir şey görünmüyor. Burasını daha sonra unutmayın bu görüntüyü. Buradan neler hiçbir çıkacak? Hiçbir görüntüyü unutmayın. Çünkü neydi ne olacak? Neydi? Nasıl başladı, nasıl bitti diyelim. Ama kırıkları, hasarları görüyorsunuz. Çok ciddi kırıklar var. Çok statik sorunları çok fazlaydı. Ya, 99, ışık görünüyordu bazen evet, değil mi? 99 depreminden sonra özellikle. Ve yavaş yavaş işte hasarları görüyorsunuz. Raspalara başlayacağız. Evet. Ben hasarları gösteriyorum size ve bakın tonozda hiçbir kalem işi yok hemen hemen. Birkaç tane haç motifi var. Onun dışında hiçbir şey yok. Ama ağır hasarları var. Ve raspalar başlıyor. Ve inanın bunları cemaat de bilmiyordu biliyor musunuz? Yani papazlar, Laki Bey, Laki kimse Bingazi, bilmiyor. Kimse bilmiyordu. Defa. Çünkü evet. Bu bir 2-3 kuşak önce kapatılmış. Bilinmiyor. Ve yavaş yavaş neler çıkmaya başladı bakın şimdi. Hiç beklemiyorduk bu arada. Yani hayır, çok hiç, deprem tabii. Hasarı olduğu için hani hocam da hiç beklemediğimiz bir şeydi. Dedik zaten deprem güçlendirmesi yapacağız. İşimiz bu herhalde dedik. İşte yaparız evet. İşimizi bitiririz. Statik tahkik yaptık. Statik tahkikte ciddi zafiyet belirdi. Ömer Dabanlı arkadaşımız tabii burada inanılmaz verimli tabii, çalıştı. Tabii Ömer Dabanlı Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde çalıştık. Şimdi bakın demin anlatmıştım. Bir Feriye Sarayı'nda eyvanın ortasında 4 tane çelik ayak çıktı dedim. Statik sonuçta çıkabilir.
buraya gerekir. Ama restoratör mimarın bunu kabul etmemesi ve çözüm üretmesi lazım. Hayır, burada değil, burada olur mu diye tekrar soru sorması lazım. Onun tahkikini alması lazım. Bakın, burada bir problem çıkınca dedik ki en müsait yer şurası. Burası neresi? Kat silmesinin, yani saçak silmesinin üst kotu. Burayı açınca çok müsait bir yer, uygun bir yer gördük. Dedik ki biz güçlendirmeyi buradan yapalım. Bunu da ilk defa uyguladık burada zaten. İlk defa burada uygulandı. Ve çok iyi hatılı bir çözümdü. Hatılı burada döndürelim dedik ve bu model oldu sonra. Evet. Birçok yerde uyguladık bunu. Bakın şimdi ne olacak? Solda gördüğünüz bütün ahşap karkas sistem geleneksel, hiç ellenmemiş ve balta yonu dediğimiz, yani makineyle değil balta yonuyla oluşturulmuş. Çok özgün bir şeydi. İzleri duruyor. İzler duruyor. Ve biz bu şekilde bir detay çalışması yaptık. İşte L profilleri koyuyoruz. Bir merdiven gibi bir sistem kurup üzerini harçla kapatıp daha sonra kiremitleri sereceğiz. Çizimler yapıldı. Ve bakın sistemi oluşturuyoruz. Yani binayı o kottan bağladık. Bu çok önemli. Kitledik. Yoktu aslında. Çünkü açılmayı engellemek için kilitliyoruz. Öyle düşünün, evet, bu detayı. Bir hatıl döndürüyoruz. Bunu, bakın bu sistemi Sarkis Balyan divanhanede yapmış. Son taşları birbirine üçer kere olmak üzere bağlamış. Kitlemiş bu adam sistemi. Yani o kadar bilinçli, divanhane detayları çok önemli. Bakın daha yakından bakıyoruz bu sisteme. Şeye dikkat edin. Soldaki makasa müthiş bir şey. Harika. Kesitler çok yüksek ve balta yonu. Yani makineyle açılmamış. Bugün öyle ahşabı hani elde etmek hiç artık kolay değil. O yüzden yok, özgün olanı korumak. Ve tamamen korudu. Ve yenileri yani görüyorsunuz. Yeniler uzatıldı. Olunca oluyor hocam. Tabii yani dikkat etmek lazım. Bakın koltuklar çok özgündü. Koltukların yerinde korunmasına karar verdik. Bu karar beraberinde neyi getirdi biliyor musunuz? Bütün binayı biz sardık, fümüge ettik. Bu da çok önemli. Üç yani gün ne kapalı zordu kaldı. Ne çok zordu hocam. Çok. Yani bunun için izinler alıyorsunuz. Yani yerinde Sağlık korumak. Sağlık Müdürlüğü'nden izin, evet, alınıyor. Yakında işte yaşayan olmayacak, canlı vesaire falan. Bunlar bir süreç. İlaçlamayı bir çadır içine aldık yani yapıyı. Bazen öyle söküp götürmemeniz için atölyeye götürmek çünkü yerine yerinde korumak. Çok ince detaylar sökülürse bir daha montajları tabii mümkün değil. Kaybedebilirdik. Dedik biz bunları yerinde koruyacağız. Çok özgün bazı şeyler, koltuklar tam çünkü. Tam da bir tatil dönemine denk getirip. Evet, bakın o kadar güzel ki ikiye katlanıyor. Yani kapanıyor yani. Ayağa kalktığınız zaman için size boşluk sağlıyor. Ve balta yonu, balta izlerini görüyorsunuz üzerinde. Çok önemli. Biz bunları olduğu gibi koruduk. Koruyabildik. Kiremitlere gelelim. Özgün kiremitleri absisin üzerinde tespit ettik. Bunlar gerçek Alaturka kiremit. Çizimlerini yaptık ve bir firmada biz bunların yeniden kaç bin, 4000 mi 5000 mi yeniden üretilmesini patenti sağladık. Patenti aldı sonra. Patenti alındı, çok doğru. Bakın Alaturka kiremit gerçek sol gerçek üstte Osmanlı görüyorsunuz. Gerçek Osmanlı kiremiti bu yani. Tabii, değil mi budur hocam? Piyasada şu anda gördüğünüz gerçek Alaturka değildir. Yarım daire formunda. Bakın, gerçek üçgen Alaturka şeklinde olmaz. Hafif üçgendir bakın. Görüyor musunuz? Açılı böyle. Ama böyle bunun bir maliyeti oldu tabii. Ama işte bakın. Çünkü standart değildi. İdarenin arkanızda durması, bunu kabul etmesi. Yani standart daha ucuz olacak. Bunu ikna etmek çok önemli. Bilirseniz ikna ediyorsunuz. Bu benim iki yerde karşıma çıktı. Bir tanesi İstanbul Üniversitesi merkez binasının döşemelerinin ahşaba çevrilmesi, betonarmenin. Çok uğraştım. Başardık sonunda. Arkadaşımız burada. Bir de divanhanenin. Onaylı proje vardı. Betonarme döşemeler korunuyor. Ben ısrar ettim ahşap olması yönünde. Çok uğraştık ama ikna etmek zor, maliyet artıyor. Arkasında durursanız sorular geliyor, nasıl yaparız vesaire. Belgelerseniz, doğrusunu anlatırsanız insanlar kabul ediyor. İdare arkanızda duruyor. Bu da çok önemli. Çok bir şanslıyım. Şanslı olduğumu söyleyebilirim. Yani müthiş bir bilim heyeti ve arkamızda, evet, tabii, duran, şüphesiz, bize güvenen bir idaremiz vardı. Çok bakın önemli. Bu çok önemli. Size güveniyorlar. Siz bir şeyi teklif ediyorsunuz. Bunun bir bedeli var. Ama hedef işte, amaç o yapıyı korumak olunca, diyorum ya, ben çok şanslıyım. Çok değerli yöneticilerle çalıştım. Bize güvendiler ve çok iyi işler çıkarttık. Dediği çok bence doğru, bu da onlardan biriydi. Bu adamlar bunun patentini aldılar. Ben hep şey peşinde oluyorum bazen hocam, görüyorum sivil yapılarda. Mesela Fatih'te geziyorum. Yerde görüyorum, kıyamıyorum yani bunu. Çünkü hakikaten maliyetli şeyler ve istiyorum ki birileri tabii bunları toplasın, korusun, bir yerde biriktirsin. Bir gün özgün yerine geri dönsün. Belki bir gün bunu da başarırız. Bakın çok ince bir ayrım var. Keyfilikle bilimsellik arasında çok ince bir ayrım var. Keyfi değil bu istek. Yani Alaturka kiremide dönelim bütün kilisede. Bu keyfi değil. Bunu anlatmanız lazım, ispatlamanız lazım. Alaturka kiremit budur, formu budur.
belgelerle anlatmanız lazım. O zaman bunun çizimini yaptık. İdare tabii, arkamıza rölevesi, durdu. Tabii. Ve üretildi bu. Ama biz de çok heyecanlandık. Şöyle bir kere bunlar muhakkak kiremit ve tuğlanın üretildiği yerler dere yatakları. Bu çok önemli. İstanbul'da belli merkezler var. Büyükdere dere yatağı ve Anadolu Hisarı dere yatağı. Buralarda bütün tuğla ve evet Göksu. Haliç'te de var galiba ama orada tuğla üretiyorlar. Tuğla. Hı-hı. Ama esas buralarda. Anadolu'da ise esas Turgutlu. Yani Menderes Ovası. Yani hayır yani ben genel söylüyorum. Orada hala şey de üretim devam ediyor galiba oradan. Bu Çorum'dan. Çorum. Bu Çorum'dan. Tamam. Yok. 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 Hayır. Kiremitlerde çok rastlamıyoruz. Marsilyalarda var. Bunlarda pek görmedim ben. Marsilyalarda şüphesiz. Evet, Marsilyalarda. O da ayrı bir çalışma konusu. Bende tezler yapılıyor. Bu şey dönemi 1860-70'lerde çok yabancı malzeme giriyor. Neden giriyor? Nasıl giriyor? Mesela Malta hikaye. Taşını şu ara çalışıyoruz. Malta taşı çok önemli. Yerhane'de kullandık. Kullandık. Dört nolu şimdi yapı şey zemini. Çok önemli. Malta taşı ayrı bir konudur. Bence onu da de. Detaylı anlatırım. Çok ilginç bir konu. Ben burada şey bir hayalimi burada söylemek tabii, istiyorum. Tabii. Bir tuğla hani pişmiş toprak malzeme müzesi kurulmalı bence hocam. Gördükçe çok imreniyorum. Ki. Yani buna çok takık biriyim artık. Beni çok kişi tuğla biliyor. Tuğla biriktirenleri çok yakından tanıyorum. Ellerinde yüzlerce tuğla var. Müze kiremit var. Müze yapılması lazım. İsimleri ben bir tuğla biliyorum. Severim. Ben de isimleri evet. Var. Bunu bir çalışmalıyız hocam. Teklif etmeliyiz. Şimdi, çok lazım. Demin size hiçbir şey yok dediğim cepheyi, iç bakar cepheyi mısınız? Hatırlayacaksınız. Girişin üzeri. Raspa sonucu neler çıkıyor görüyorsunuz. Elma yanaklı bir melek gelecek. Ya evet bizim bir elma yanaklı meleğimiz vardı burada. Tam giriş kapısının üstünde. Bu sıvaları örterken maalesef yeni yapacakları katman yapışsın diye daha iyi oraya adapte olsun diye keserle yontuyorlar. Çok zor. Kırıyorlar, delikler açıyorlar ve maalesef bunlar çok çıktı. Keşke olmasaydı ama keşke işte olmasaydı. Konservasyonda da bir çözüm ve sorun ve evet. Sonra poz oldu bu. Bakın bu çok ilginç bir fotoğraf. Ben bunu derste de kullanıyorum. Ahşap balkonu görüyorsunuz. Eğrisel harika bir şeyi formu var. Bunun üzeri sıvayla kaplanmış zamanında. Görüyor musunuz kaplamayı? Ve biz bunu aldık alttan nefis bir. Hiç beklemediğimiz bir şey yani. Ahşabın üstü yani. Kalem işi. Niçin? Evet. Kalem işi olan sonaki. Nefis bir ahşap balkon korkuluğu çıktı. İnanılmaz güzel. Ve aynen böyle kurduk. Yani buranın bence kalem işlerinin konservasyonu ders konusu olabilir. Olabilir. Mutlaka görün. Çok başarılı oldu. Çünkü hepsi burada. Var burada yani. Bütün yöntemler, bütün korunmuşluğuyla. Hepsini koyamadım. Bu benim ayrı bir biliyorum, dersim. Biliyorum. İşte bu meleğimiz, çok hoştu. Evet. Elma yanaklı diyorduk bunu aramızda. Bu çok hoş. Evet. Bunu da çok sorguladık. Hiç böyle bir melek evet. Görmemiştim ben daha önce. Ve yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bunlar tabii çok önemli örnekler. Bu çok ilginç. Bakın bu 12 havari ve Hazreti İsa Aks'ta işte kalem işleri nasıl bozuluyor günümüze gelirken raspa başlıyor. Alttan olağanüstü güzel desenler çıkmaya başlıyor. Ve sol üsttekini gördüler mi hocam? Hangisi? Bir önceki slaytta sol üstteki. Neydi, ne oldu? Ha, tabii tabii. Sol üsttekini, dikkat edin sol üsttekini. Karikatür gibi bakın. Sol temizlendikten alttan çıkanı, yani bilmiyorum hızlı geçiyorum. Hiç beklemiyorduk yani, bunu da beklemiyorduk. Ya, çok şey yani. Bu çok tarafa, ilginç evet. Bir uygulamadı. Ve gerçeği hemen hemen buna çok yakın. Ve bunun tabii koruması yapıldı. Sol üstte de günümüzdeki halini görüyorsunuz. Kıyas yapın diye koydum. Şey renkler kendi renkleri bu arada. O yüzden tabii. Hani çok büyük tamamlamalar özellikle resimlerde, yüzlerde çok dokunmuyoruz. Yani dokunmamak gerekiyor saygı tamamlama gereği, anlamında. Tabii. Bu da onarım bittikten sonraki görüntüsü, dış görüntüler. Daha öncekini hatırlıyorsunuz. Ne haldeydi, nereye geldi. Tabii bütün bu kılıçlar korunuyor, onları söylemeye gerek yok. Bunlar hep nitelikli dönem eki olarak yorumlanıyor. Bu çok ilginçtir. İşte bir nefis bir şey... Çeşme ortaya çıktı. Çok güzel bir görüntü. Bu yoktu. Yarısı toprağın altındaydı. Gömüktü. Bu çok hoş bir görüntü. Çok da güzel indik oraya. Evet, yani evet. Bütün her yeri kazamazsınız böyle bir durumda. Şimdi çok kısa Fatih Camisi'nden bahsedip güzel bir örneğe geçeceğim. Çok kısa ama. Bakın belge ne kadar önemli. Şimdi Fatih Camisi'ni çalışıyoruz. İşte en eski fotoğrafını buldum. Robertson fotoğrafı. Bu fotoğraf çok işimize yaradı. Çizimler yapıyoruz şantiyede, yüzlerce pafta çiziliyor, hasar tespitler, malzeme tespitler, müdahale yöntemleri. Fakat bir fotoğrafta karşımıza bir şey çıktı. Şurayı görüyorsunuz, bakın
Bu 1950'li yılların bir fotoğrafı. Henüz çevre duvarları inşa edilmemiş. Dikkat edin, büyük olasılıkla 94 depreminde yıkılıyor ve kalıyor. Yani yaklaşık 50-60 yıl kalıyor, o halde kalıyor. Yani şu anda olan koruyucu duvar yok. Bu cenaze namazlarının kılındığı duvar. Hemen bunun önünde kılınıyor. Şimdi bakın, arkada bir kapı görüyorsunuz. Günümüzde bu kapı yok. Şimdi bunun araştırılması lazım. Yani şüpheci olacaksınız. Bu kapı niye açıldı, ne zaman açıldı? Nereye gidiyorsunuz? Bu tarihte hangi haritalar yapılmış? Gidiyorsunuz 1900 kaç yılı? 33 yılı Tarifli Çarşısı'na baktığınız zaman bu kapının arkasında bir türbedar odası olduğunu görüyorsunuz. Türbedar kendi için orada kapı açmış. Şimdi bunlar önemli tespitler. Bunları tespit ediyorsunuz, çiziyorsunuz, koruma kuruluna veriyorsunuz. Kapıyı açmak derdimiz değil. Bütün bu değişikleri tespit etmek. Yani restitüsyonu oluşturmak. Bütün bu değişkenliği bizim belgelememiz, çizimini yapmamız gerekiyor. Yani günümüzde bu kapı yok, beni ilgilendirmiyor diyemezsiniz. Araştırmasını yapacaksınız. Çünkü buldunuz, yani artık gördünüz. Bunun ve bu belgedir. Bunun kayda geçmesi lazım, evet. Belgelenmesi lazım. Bu bir sorumluluk. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu çok tipik bir örnektir. Çok teşekkürler. Hakikaten. Estağfurullah. Daha sonra bu kapıdan vazgeçilmiş ve bakın kapatılmış. Günümüze böyle geldi bu. Ama hiçbir zaman biz bu kapıyı açmayı düşünmüyoruz. Sakın, yani bunun belgesi var, biz bu kapıyı açalım söz konusu değil. Özgün değil çünkü. Yani nitelikli değil. Bu bir kaza, öyle diyelim. 1900... O zaman da kazalar oluyordu yani. O zaman da yapılıyordu. Türbedar kendi için kapı açmış. Niye dolaşacak çünkü? Bir şeye gidecek. Kuzey tarafına doğru gidecek. Kestirmeden çıkıyor. Şimdi bunları tekrarlamamak lazım. Bunları iyi yorumlamak lazım. Fatih Camisi'ndeki kalem işleri 1970'li yıllarda çok kapsamlı bir onarıma tabi tutuluyor. Özellikle kalem işi ağırlıklı. Statik anlamda hiçbir katkı yok ama kalem işini tamamen kapatıyorlar. Bakın öncesi sonrası, öncesi sonrası iki tane hiçbir görüntüsü. Hiçbir benzerlik yok tabii yani. İlgisi yok. Halbuki alttaki olağanüstü güzel 1770 yılı, yani 18. yüzyıl, biliyorsunuz. Eski Fatih yıkılıyor. Biz ona Eski Fatih diyoruz. Depremde, 1766 depreminde Mısır Çarşısı'nda da vardı. 1770'te inşa ediliyor. Yeni Fatih diyoruz. Yeni Fatih döneminin kalem işlerini görüyorsunuz. Olağanüstü güzel. Bakar mısınız tekniğe? İnanılmaz. Ama üstündekileri 70 yılını görüyorsunuz. Yani kahroluyorsunuz. 70 yılında böyle bir talihsizlik var ama iyi ki de özellikle restorasyonunu yapıyoruz. Ya, evet. Yani çimento ile birlikte. Şimdi burada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bakın bunu ne olur unutmayın. Çok hayran bunu oldum bir şey bu. Derslerde özellikle vurguluyorum. Sağdaki görüntüye dikkat edin. Bir şey dikkatinizi çekecek mi? Sağ alt ipucunu veriyorum. Pencereye bakın. Bir tuhaflık var mı? Pardon. Evet. Dış nedir ve o? İçi nedir görüyor. O? Dış ve içi görüyor. Dışını görmüş. Yani bakın. Evet, onun izi. Evet, içeriden sana dışarıyı görüyor. Sanatçıyı görüyor musunuz? Bunlar sahte pencere. Kalem işiyle sahte pencere oluşturuyor. Fakat bunu oluştururken arkadaki dışlığı da çiziyor. Yani bu beni çok etkiliyor. Yani sanatçıya bakın. Böyle bir şey olabilir mi? Çok, ben bunu görmemiştim hocam. Bunun yani bu inanılmaz bir şey bu. Yani bu bizi çok etkiledi o zaman, bilim kurulunu. Hayran kaldık ve tabii bunu koruduk. Bunlar tabii bilinmesi lazım özellikler. Soldakine bakın, öncesi sonrası. Ne kadar farklar var. Renklere bir dokunuş, bakın. Bir restorasyon nasıl değiştiriyor yapının kimliğini. Ya. Ruhuna geri döndü yani. Ruhu kaçmış bunun da hocam. Ruhunu geri veriyorsunuz. Evet. Çok doğru. Evet, geliyoruz Yahya Efendi dergahına, çalışmalarına. Olcay Hanım'la beraberdik. Çok önemli bir çalışma. Olcay Hanım ruhu dedi. Gerçekten oranın çok önemli bir ruhu var. Bunu muhakkak gidin gezin, hissedeceksiniz. Bambaşka bir yer. Biz restorasyona başladığımızda neler karşımıza çıktı? Şöyle çok kısa geçeceğim ama çok kısa. İp çok kısa geçilecek bir şey değil aslında ama bence çok önemli. Kaç konuları yıl sürdü? Şey üç yapacak. Yıl 3 yıl sürdü. Tam 3 yıl sürdü ama her hafta toplantı kaydıyla. Akşam saat 5:30-6 Olcay Hanım arabasına biniyor. Şeye gidiyor, Orman Fakültesi'nin oralara gidip fidan getiriyor. Soğuk, karlı hava. Böyle yani, böyle bir çalışmayla biz çalıştık. Çok büyük aşkla çalıştık. Biraz morale ihtiyacımız vardı, ağaçlarımızı. Evet, yani çok ilginç bir çalışmaydı. Şimdi onu sizinle paylaşacağım. Çok. Şimdi bakın burada bunu özellikle gösteriyorum. Girişi şu anda böyle. Bir grafikerle çalıştık. Grafiker ilk defa bu arada. İlk defa. Burada. Vakıflar
hayatında, çalışma evet. hayatında. Ayşegül İzer benim de çok yakın arkadaşım. Kıymetli, evet. Zeki Faik İzer'in ünlü ressam, onun torunu, işte grafik bölüm başkanı. Rica ettik, çalıştı, görüyorsunuz. Şimdi bakın, bu kolay değil. Yani restorasyon yapıyorsunuz, orada binaları oluşturuyorsunuz. Bir de girişte Olcay Hanım bunun tasarımını yapıyor. Şimdi bunu özellikle vurguluyorum. Bunlar kolay değil ve bunun başında duracaksınız. Bunun yataylığını sağlayacaksınız. Bu tasarımı yaptıracaksınız. Köşeyi de biliyorsunuz, tasarladık. Yani bu bir bütün. Sadece bir restorasyon yapmıyorsunuz. Yani restorasyon aslında sosyal, işte her şey. İlişki kuracaksınız bu yapı kentlilerle. Bizle ilişki kuruyor. İlk neyi görüyor? Bir davet ediyorsunuz içeriye. Bunu sıradan yapamazsınız böyle evet. bir yerde ve yapmadık. Bakın, duvar arkada onarılmış. Yetinmiyoruz. Bir de bunun kimliğini oluşturmak lazım. Girişte bunu görmek lazım. Bunların tasarımı, yazılması, takibi, bunlar kolay işler değil. Yani şunun için vurguluyorum. Çok küçük bir nokta, bir yazı deyip geçebiliriz ama değil. Bu insanın hakikaten çok emeğini isteyen bir iş, restorasyon. Buradan başlıyor. Bakın şimdi giriyoruz. Bütün burası tasarlandı. Yani yolları, kaplamaları, kedileri. Ruhu gitmesin diye. Tek arzumuz özgünlüğünü, o ruhunu korumasıydı. Ya. Şimdi bakın, sol altta bunun bitmiş halini görüyorsunuz. Bu bir koridor. Valide Sultan zamanında bu sokakların üzeri kapatılıyor. Bu sokak hali. Bunları tespit ediyorsunuz. Bunların tespiti son derece önemli. Ve daha sonra restorasyonda başlıyorsunuz. Ve raspalar yapılmaya başlanıyor. İnanılmaz sayıda yazı çıkmaya başlıyor duvarlarda. O günü hatırlıyor musunuz hocam? Hatırlamam. Buldum diye. Şimdi bakın, bu yazılar niye yazılıyor? Onu araştırıyorsunuz. Çünkü buraya geliniyor, 15-20 gün, bir ay kalınıyor. Tefekküre giriliyor ve etkileniyorlar bu ortamdan. Yazılar yazıyorlar, adakta bulunuyorlar. Adaklar var burada. Olcay Hanım tercümeleri var. Evet. Tercümelerini yaptık. Bir neler grup. Var? İşte şu olursa adam şu olsun, işte kilim bağışlıyor, deve kesiyor. Koyun veriyor. Koyun veriyor gibi. Ve dedi ki biz bu yazıları koruyalım ama nasıl koruyacağız, yıpranmasınlar. Bir sistem geliştirdik. Bakın, Yahya Efendi bir de gemicilerin koruyucusu, denizcilerin koruyucusu, yani öyle diyelim, tayfaların, kaptanların. Bu önemli bir şey bulduk. Kazıma, çiviyle kazınmış bir kalyon. Evet. Görüyor musunuz? Kalyon, dikkat edin. Bir kalyon. Bunlar tesadüf değil. Bunların tabii ki korunması lazım. Bu izlerin, bunlar yoktu. Hep sıvı altından çıktı bunlar. Ve biz bunları bir şeffaf bir kaplama altında göstermeyi hedefledik. Çünkü çok önemli bulgular. Bu da Mimar Sinan dönemi alçı kabartma. Malakari dediğimiz. Çok küçük bir parça kalmış. Onu da eser miktarda çok az kalmış. Ama döneminin özel bir şeyiydi. Onu bile koruduk yani. Neyse onu koruduk. Aynen. Bakın, bu da restorasyonun, Sedat Hakkı Eldem hocamızı analım, bir sözünü söyleyeceğim size. Bir restoratörün çok iyi bir tasarımcı olması gerekir derdi hoca. Tasarımı da bileceksiniz. Yani burada restorasyon yaparken koruma uygulaması, tasarım da geliştirmeniz lazım. Bakın, sağ duvarı görüyorsunuz, sarı olanı, düz bırakılıyor. Soldaki almaşık dediğimiz taş ve tuğla karışık. Neden? Çünkü devir farkı var ikisinin arasında. Bunları göstermek lazım. Veyahut Alaturka helayı görüyorsunuz. Onu göstermek zorundayız ama kullanılsın istemiyoruz. Üzerine cam kaplıyoruz vesaire gibi. Bütün bunlar tasarım. Soldaki görüntüde sol duvarı görüyorsunuz. Sıva kaplı olanı bir pencerenin önüne saplanıyor. Sizin bunu kaldırma hakkınız yok. Bu bir dönem eki, bunu göstermek zorundasınız. Bir de bunun bir felsefesi var tabii. Her yaşayan ölümü görmeli. Evet, evet. Yaşayan ve ölüm. Çünkü türbeye bakan bir kapı, her oda türbeyi görecek. Bu çok önemli. Ve bakın, böyle yarıya bir şey kesmişler. İki odaya paylaştırdı bir pencereyi diyelim. Bunu kaldırma hakkınız yok. Değiştiremeyiz. Çünkü gelecek kuşakların Olcay Hanım yaptığı bu yorumu yok etme hakkınız yok. Gelecek kuşaklar da bu yorumu yapmalı. Siz bu duvarı kaldırırsanız bu yorumu yok edersiniz. Bu yorum bir daha yapılmaz. Bunlar çok çok önemli. Niteliksiz ek olarak yorumlanabilir. Dersiniz ki 17. yüzyıl duvarının önünde bu duvarın ne işi var? Hayır. Bunu yapmayacaksınız. Bunun bir hikayesi var. Bunu korumak zorundasınız. Mekanı genişletelim. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir lüksümüz yok. Öyle bir saygısızlık da yapamayız.
Şimdi burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Restitüsyon kavramına tekrar döneceğim. Restitüsyon çalışmalarında bu aşamayı çizebilirsiniz, çizeceksiniz. Bu duvarın olmadığı halini çizeceksiniz. Duvar olmuş halini de çizeceksiniz. Duvarın örüldüğü dönemi de çizeceksiniz. Nedenlerini anlatacaksınız. Bu bir restitüsyon dosyasını oluşturacak. Değerlendireceksiniz bu belgeleri. Hocam çizdi, bana çizdi. Ben de özel toplantıda. Benim böyle bir evet. albümüm var. İnşallah kitap olduğunda hocam sizin imzanızla i̇nşallah. Yer aldı. Şimdi devam ediyoruz. Bakın bu bir tezgah. Biz bunu paramparça bulduk. Dikkat edin bu bir mezarın şeyin sandukanın yan duvarları, yan kaplamaları paramparça halde. Biz bunu tümledik. Tümleme, hatırlayın o şey ilk tabloyu, yöntemlerden bir tanesi. Tezgahı tümledik fakat tümlediğiniz kısımların fark edilmesi lazım. Bunu da bu teknikle gösteriyoruz. Yani orası yalın bırakılıyor ama yine tezgah bu. Korunan parçaları da gösteriyoruz. Şimdi bakın çok ilginç bir örnek çıkacak karşınıza. Bir merdiven oluşturulmuş zamanında 1900 diyelim 40'lı yıllarda tarihini bilmek mümkün değil ama mezar parçaları görüyorsunuz. Basamak olarak kullanılmış. Bunları korumak sizin göreviniz, bizim görevimiz. Bunu aktaracağız biz. Hiçbir zaman diyemeyiz. Ben bunu sökeyim götüreyim mezarlıkta geri koyayım. Koyacağınız yeri bilmiyorsunuz zaten. Bir kere bilmiyorsunuz. O ayrı. Bence bilseniz bile koyamazsınız. Tabii, tabii. Çünkü bu artık burada yerini bulmuş. Bunun bir hikayesi var, bir geçmişi var. Ve bunu tekkelerde birçok yapıda görürsünüz. Yani. Çok görüyoruz. Çok örneği var. Buna bizim tercihimiz değil evet. yani. Bu. Devşirme malzeme diyoruz. Yani bir yerden alınıp kullanılıyor devşirme malzemeler. Ve tabii bütün bu bulgular sonucunda işte yeri belli olmayanları dedik bir yerde toplayalım. Şahideleri, kabukları ve bu şekilde bir açık hava müzesi oluştu. Nefis bir müze. Şu anda açık hava müzesi olarak geziliyor. Gezmenizi tavsiye ederim. Çok etkileyici. Zaten manzara, inanılmaz bir manzarası var. Ve son görüntümüz, bizim de şantiye görüntümüz. Olcay Hanım Aks'ta her zaman. Teşekkür ederim. Bütün tavan kaplamaları bile Olcay Hanım'ı gösteriyor. Hayır canım hocam. Şüphesiz ekip başımız. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok teşekkürler. Sayın hocam. Soru varsa alabiliriz tabii. Çok teşekkür ederim. Öncelikle çok lezzetli, tadı damağımızda kalan ve birçok konuya da kapı açan bir sohbet oldu, bir söyleşi oldu. Aslında korumanın en çok tartışılan konularının bugün altını çizdik. Bence aydınlandık da. Ama soru alabiliriz. Sorusu olan varsa eğer mutlaka olacaktır. Buyurun. Hocam mikrofon gelecek birazdan. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bilmediğimiz birçok yeni şeyler öğrendim bu sunuma gelerek. Benim merak ettiğim İstanbul'u gezerken sağda solda birçok sütunlar var. Böyle kiliselerden şuradan buradan. Sağda solda atıl bir şekilde atıldı. Kimisi Beyazıt Camisi'nin önünde, kimisi Valans Kemeri'nin önünde birçok yerde. Var. Bu sütunları bir şekilde kullanabilir miyiz? Bir de iki tane su sarnıcı var. Birisi açıldı, bu Zeyrek'teki su sarnıcı kapatıldı. Niye giremiyoruz? Bir de Sultanahmet'te Stefanos diye galiba bir su sarnıcı var. Bu okulun altında bir su sarnıcı var. Orayı da gezemiyoruz. Ben oraları da görmeyi çok istiyorum. Sifendon, evet. Sifendon. Yani bu konuları öğrenmek istiyorum. Tabii, ben müsaadenizle söyleyeyim. Buyurun. Ben sarnıcı bilmiyorum o sorduğunuz sarnıcı. Zeyrek sarnıcı hocam. Niye girilmiyor onu bilmiyorum. O özel mülkiyette şöyle mülhak vakıf. Oranın yani çok kısaca anlatayım. Tabii, tabii. Mazbut ve mülhak vakıf kavramını biliyorsunuz. Mülhak vakıf bugün hala aileden bireylerin yaşadığı ve vaziyet ettiği yapılardır. Aile şu anda bir restorasyon geçirdi ama biraz problemleri var. Henüz şey yapmadı, açmadı. Silivri Piri Mehmet Paşa Vakfı'nın, mülhak vakfının malıdır. İnşallah yakında açılacak. Ufak bir restorasyon geçirdi ama hala sorunları var. Ben de umarım, dilerim yakın zamanda açılır. Önemli bir yapı çünkü. Şimdi ilk sorunuz önemli. Onu ben size şöyle açıklayayım. Yapmamak lazım. Yani bir yere götürmemek lazım. Biz buna institü durum diyoruz. Mevcut durumun korunması çok önemli. O sütunun orada durma nedeni vardır. Alıp başka bir yere götürürsek belge değerini kaybeder. Bunu yapmamamız lazım. Ben size çok küçük bir örnek vereyim. İvaz Efendi Camisi'nin altındaki kalıntıları açıyoruz. Bir bölgeyi açtık. Yaklaşık 7,5-8 metre toprak dolgu vardı. İçinde sütunlar çıktı. Yani yaklaşık 20'ye yakın sütun çıktı. Sütunlar yıkılmış fakat korunmuş durumda.
Yani açtığınız zaman sütunların açılarını görür. Ben o açıları bile koruttum. Neden? Onlar bir depremin işareti çünkü. Çok baskı geldi. Hocam bunları düzeltelim. İşte bu bir Bizans salonu vesaire. Hayır dedim. Bu bir depremin belgesi. Bu açıların durması lazım. Yani bizim belge değerini çok iyi korumamız lazım. Bir şeyleri düzeltme hakkımız yok. Veya sütunun yerini değiştirme hakkımız yok. Onun bir nedeni ileride bulunur. O niye orada? Oradaki belki bir tapınağın, bir manastırın bir parçasıdır. Bunları yapmamak lazım. Hocam işin ilginç tarafı o İvaz Efendi'nin altındaki zindan galiba. O çalışma yaptığınızda orayı da gezemiyoruz. Orası açık hava müzesi gibi düzenlenecekti, kaldı. Ben de danışma Anamaz zindanları müze olarak düzenlenecek ama kaldığını çok iyi biliyorum. Yani süreç durdu, onu biliyorum ama nedenlerini bilmiyorum. Ya bütçe konusudur, o bizi aşıyor, bilmiyoruz yani onu. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum yani şey mülkiyeti bizde değil. O yüzden mülk sahibinin evet. değerlendireceği bir konu ama biz gezebilmiştik İvaz Efendi'nin restorasyon esnasında. Önemli bir yapı, gezilebilmesi gereken bir yapı bence. Çok. Çünkü yabancı konuklarım falan geliyor yurt dışından görmek istiyorlar. Ama hiçbir tarafa da giremiyoruz. Önemli salonlar var. Alkotlar'da görseniz inanılmaz bir yer. Hep şey diyorum, erişemediğimiz yerler bizim değildir. Çok erişim doğru. Çok önemli. Tanımak lazım, kullanmak lazım. Belki ilgilenirler bu sorunuzdan sonra. Teşekkür ederim hocam. Estağfurullah, rica ederiz. Buyurun. Tamam, Ahmet Hoca'ya verelim, sonra size verelim. Estağfurullah. Çok güzel bir sunum. Özellikle eğitici bir yanı var. Hem de tecrübenizden dolayı. Ben çok memnun oldum. Ben dersini de veriyorum. Yapılara coğrafi. Sağ olun. Tarih basit test yöntemleri olarak. Birlikte çalıştığımız konu çok hocam. Çok faydalandım yani. Hocam. Ben de bu örneklerden öğrencilerime bahsetmek istiyorum. Tabii tabii. Şimdi demin gösterdiğiniz Mısır yapısı. Maya Azteklerde de tapınaklar yine yukarıya doğru beraber. Doğru. Birinci benim fark ettiğim olay bu. Bu enteresan yani. Tabii tabii. Deprem olabilir. Yapmak istiyorum. Aynı yapıya benzer ama emin değilim. Fakat bir soru işareti olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Troya'daki rampalı tapınak çıkışı. Hı hı. O da böyle aşağısı geniş yukarıya doğru daralacakmış gibi duruyor. Üçüncüsü de bu çok önemli. Bizim tarih yapılar açısından. Mısır çarşısındaki taşların büyük bir çoğunu makdıralı kireç taşı. Doğru. Pencere tabanlarındakiler muhtemelen mermerdir. Yangında camlardan dolayı hava sıkıyorsan yangın alev oralardan dışarıya doğru çıkıyor. Çok doğru. Taşı orada daha çok ısıtıyor. Yani kireç taşı sönülmemiş kirece dönüşüyor. Doğru. Suyu da bastığınız zaman döşemenin altına birikiyor. Bir anda atmıyor çünkü. Tabii. Çok doğru. Aşağı doğru böyle bir üçgen yapı yapıyor olabilir. Çok doğru. Niye düşünüyorum? Tabii tabii. Tamamen yani onunla ilgili. Tamamen sesli düşünüyorum. Tabii tabii. Budur demiyorum yani haddimi. Yok o yani sıkılan su nedeniyle oluyor bu. Evet. Ya ama yani aşağı doğru gitmesi sebebi de o olabilir. Yani tabii tabii. Olması. Çünkü talimat şekli de ona benziyor. Yani bu kadar yaygın doğru. Suyu alıyor. Aşağı doğru gidecek azalıyor tabii. Son olarak da bir dönem ince hastalık dediğimiz tüberküloz İstanbul'da büyük salgın oluyor. Doğru. Romanlara da konuluyor. Dolayısıyla mimari yapılarda uzun pencere ve geniş açık güneş ışığını daha yakın tüberkülozun bildiğimiz bir şey havalandırma ve güneş ışığı. Doğru. Yapılarda onu fark ettim ben. Acaba o dönemin yapıları böyle mi diye ben sizden estağfurullah. Nedense öyle bir ekol var yani. Tabii. Özellikle senatoryumlarda falan da çok fazladır. Bu da mimari etkilemiş yani. Şeyleri. Çok doğru. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Sizin de o dediğiniz şöyle. Biliyorsunuz tepe pencereleri var bizim geleneksel Osmanlı mimarisinde. Tepe penceresi kavramı vardır. Normal pencerelerin üzerinde. Şimdi onun nedeni şu. Büyük ebatta cam dökemiyorlar o dönemde. Yani 1700'lerde, 1800'lerde. Hatta şöyle söyleyeyim. Camlı köşkü biliyorsunuz. Yani bir padişah yolun kenarına camlı köşk yaptırır mı? Bütün içi görünüyor. Anlamsız. Onun nedeni Beykoz'da fabrika kurdum artık. Bu ebatta cam dökebiliyoruz. Bunu topluma anlatmak nedeniyle yapılıyor. Şimdi bakın. Büyük ebatta cam dökemedikleri için pencereler kışın kapakla kapatılıyor. Soğuk nedeniyle. Orada normalde doğrama yok. Camlar açık. Pencereler açık yani.
ışığı tepe penceresinden alıyor. Dolayısıyla iç yükseklik onun için fazla. Işığın yukarıdan gelmesi lazım. Yoksa zifiri karanlık olacak. Tavanların yüksek olma nedeni biz buna bağlarız. Ama mobilya girmeye başladığı zaman, büyük ebatlı cam dökülmeye başladığı zaman bu oranlar değişmeye başlıyor. Tepe penceresi kayboluyor ve pencereyle parapet dediğimiz mesafeler yükselmeye başlıyor. Çünkü mobilya ile ilişkili masa girmeye başlıyor. İşte sandalye giriyor vesaire. Parapet yükseliyor. Oranlar değişmeye başlıyor. Bu doğrudan cepheyi etkiliyor. Sizin dediğiniz olay o. Yani yükseklik daha sonra kaybolmaya başlıyor. Hastalıkla o ilişkili olduğunu ben bilmiyorum. Onu deontologlara sormak lazım. Benim abim az çok çalışır bu konuda. İlk soracağım soru bu olacak. Teşekkür ederiz. Güzel bir konu. Vardır bir şeysi belki bilmiyorum. Şu anda söylemek zor. Hanımefendinin sorusu vardı. Bu kadar uğraşılıyor. İşte ön koruma, çizimler, araştırmalar yapıyorsunuz. Ama sonuçta bazı kalemler işi sizinkiler görünmeyen ama bir kalem işi tümlemeleri ve bazı meslekler bu konuda daha şanslı. Onu görebiliyorsunuz. İzleyiciye o şeyi veriyor. Ben Kapalı Çarşı'daki kalem işi çalışmalarını çok başarısız buluyorum. Yani bu kadar emek verilip, bu kadar çaba sarf edilen, bu kadar masraf ve birkaç kez restorasyondan geçiriliyor ama son derece eğitimsiz ve görsel olarak ben kalemkarım. Çünkü hani onun için bunu söyleme yetkisini hani kendimde buluyorum. Hani orada bulunan bu bezemelerin daha özgün olanları ya da ya da hepsi yenileniyorsa daha iyi ona benzer eş nitelikte bir ustalık görmek istiyorum. O kadar kirli ve o kadar rahatsız edici kalem işi çalışmalarını doğrudur. Çok sıkça rastlıyoruz ve görüyoruz ki hattat olmadan hat yazanlar, işte hiçbir minyatür ya da resimle ilgisi çok, olmayanlar. Çok sık karşımıza çıkıyor çok, bu konu. Evet, çok maalesef rahatsız edici yani. Böyle. Maalesef böyle. Evet tabii. Yani o facia bir konu. Yani sormayın. O da başka bir konuşma o konusu. Büyük yara. Büyük sadece yara. O değil, pozlar her şey ayrı her bir şey. Konu. Yani tabii biz bunu çok çalıştık. Uzun süre bu alanda çalışıyoruz. Birçok konu pozlara girdi ama tabii zaman değişiyor. Uygulama yöntemleri daha iyi anlaşılıyor. Tabii yapı bizim gördüğümüz şeydir. O yüzden finish yani bitiş işlerinde biz hep çok iyi bir çalışma sergiledik aslında. Evet. Çok iyi bir ekiple, çok, bilim çok kuruluyla, iyiydi. Hocalarımızla bizim hep hani çok memnun kaldık. Yakından görmedim. Dilerim hani bu soruyla onlar da bu konuyu daha hassas olurlar. Ben de yakından gittiğimde dikkat ederim. Kapalı Çarşı konusunda konuşmak istemiyorum. Çünkü bir yara içimde. Benim doktora tezim çarşılardır. 4-5 kere toplantıya çağırdılar. Sonra beni seçmediler bilim kuruluna. Onun için konuşmak istemiyorum. Biraz kırgınım onun için. Yani, oluyor böyle şeyler. Evet, koruma şeyi böyle biraz dünyası ama biz hakikaten çok keyifle çalıştık. İyi ki çalıştık, evet, iyi ki tanıştık, yollarımız kesişti. Evet. Diyorum ki hayatta, tabii hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Hocam çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, çok tadı damağımızda kaldı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gıyabında şu anda yok burada ama Ömer Arısoy Başkanımıza sayın. Çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu şansı verdi. Evet. Sağladığı için çok önemli. Bu olanaklar çok önemli. Bizi burada buluşturdu. Hoca Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanımız. Sizlere dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başınızı ağrıtıysam kusura bakmayın ne olur. Ne demek hocam, çok keyifli bir şey. Teşekkürler. Sağ olun.